Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa'daki yapılanmasına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda bir de Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir çalışma var. Türkiye'den de misafirimiz var. Avusturya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kuruluşu, bir örgütlenmesi söz konusu. Bugün de vatandaşlarla birlikte olduğunuz, neler söyleyeceksiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Avusturya ayağından önce biz Almanya'da örgütlenme çalışmalarımıza başladık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla, yine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruklu başkanlığında oluşturduğumuz yürütme kurulu ekibiyle birlikte uzun süredir Avrupa'da araştırmalar yapıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza, CHP dostlarına hangi koşullarda ulaşabiliriz, hangi araçları kullanarak onların sorunlarına yardımcı olabiliriz şeklinde yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalar Şubat ayının ortasında, yani 3 Şubat'ta Almanya'da kendisini ortaya koydu ve biz Almanya'nın 7 eyaletinde 8 kentinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliklerini kurduk. Berlin'de, Hamburg'da, Nordrhein-Westfalia, Bremen, Hessen, Baden-Württemberg ve Bavyera'da kurduk bunları. Almanya ayağı tamamlanmış mı oluyor? Örgütlenme çalışması ilk adımlar atıldı. Tabii esas sorunlar buradan sonra başlıyor. Çalışmalarımız bundan sonra başlayacak. Parti içi eğitim çalışmaları olacak. Buradaki vatandaşlarımıza eğitim sorunları, emeklilik sorunları, işsizlik sorunları gibi gibi. Biliyorsunuz 50 yıldan bu yana biriken sorunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu sorunlara el atmak istiyoruz. Bunu yaparken de Ankara'da oturarak projeleri yapmak değil, buradaki vatandaşlarımızla birlikte, bu konuya yıllardır vakıf olan sivil toplum örgütlerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bu çalışmaları parlamentoya, Ankara'ya taşımak istiyor. Türkiye'de çözülmesi gereken sorunları Türkiye'de çözeceğiz. Burada çözülmesi gereken sorunları da Sosyalist Enternasyonal çatısı altında beraber olduğumuz kardeş partilerimize aktararak sorunların çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Şimdi Avusturya ayağındayız. Bugün ilk tanışma toplantımızı yapıyoruz. Ben yurt dışı örgütlenmeden sorumlu koordinatör olarak bugün bu arkadaşlarımıza bir araya geldik. Mutlulukla görüyorum ki cuma akşamı olmasına rağmen çok sayıda bir kalabalık var, müthiş bir ilgi var. Yarın arkadaşlarımız İsviçre'de, Hollanda'da, Fransa'da, İngiltere'de çalışmalar yapıyorlar. Sanıyorum bu bahar aylarında Batı Avrupa ülkelerindeki bütün örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza ulaşacaktır. Bugün Amerika'da, Kanada'da, Rusya'da, hatta Avustralya'da çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki yaz aylarına kadar tamamlayabilirsek bu birliklerimizi kurmuş olacağız ve yurt dışındaki örgütlenmemiz tamamlanmış olacak. Ondan sonra da sorunların çözümü noktasında burada yaşayan, burada düşünen, burada sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere aktif görev alan arkadaşlarımızdan da yararlanarak bu sorunların çözümü noktasında ciddi adımlar atacağız. Evet. Ali Bey, şimdi sizin Almanya'da da aynı şeyle karşılaşmışsınızdır. Avusturya'da yaklaşık 400 bin Türkiye kökenli insan var ama bunların 196 bini Türk vatandaşı. Dolayısıyla oy kullanma hakkı olan yarı yarıyayız. Şimdi mavi kartı olan vatandaşlarımız için, yurttaşlarımız için CHP olarak bir planınız var mı oy kullanma hakkında? Şimdi biliyorsun mavi kartın, pembe kartın, bu renklerle oluşan karttan hiçbir özelliği yok. Hiçbir sıfat yok aslında. Hatta Bakanlar Kurulu kararıyla çıkmış olmasına rağmen birçok bakanın bu kartlardan haberin olmadığını da biliyoruz. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını geçici kararnameler ya da önergelerle çözemeyeceğimizi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi burada yaşayan vatandaşların 50 yıldır biriken sorunlarını ciddi adımlarla, ciddi yasalar çıkararak, ciddi kanunlar çıkararak çözmek niyetindeyiz. Yani her hükümet geliyor Türkiye'de, kendi kafasına göre bir model oluşturuyor ve bu model üzerinden sorunları çözeceğini zannediyor. Örneğin şu andaki AKP hükümetin yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili bir başkanlık oluşturmuş. 1,5 yıldır biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak soru soruyoruz. Diyoruz ya siz ne yapıyorsunuz? Hangi projeyi tamamladınız? Yurt dışındaki vatandaşın sorunları nasıl çözeceksiniz? Biz muhalefet partisi, bize bilgi verin ki biz de en azından anlatalım, katkı sunalım. Yok efendim Sayın Başbakan daha onayla sunmamıştı, sunulduktan sonra aktaracağız gibi safsatalarla zaman kaybediyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarım siyasi partiler olarak kime oy verirlerse versinler. Burası önemli değil. Önemli olan bu insanların yurt dışında karşılaştıkları sorunlardır. Bunlar ülkemizin fahri elçileridir. Bunlar Türkiye'yi temsil ediyor. Bunlar yıllardır burada acı çekiyorlar, bedel ödüyorlar. İşsizlik sorunu var, ırkçılık sorunu var, ayrımcılık sorunu var, eğitim sorunu var, emeklilik sorunu var. Bütün bu sorunlar Türkiye bugüne kadar nasıl çözmüş? Bana kalırsa hiç çözememiş. Tam tersine sadece geçiştirmiş. Ve biz ilk defa diyoruz ki evet biz
takiye yapmadan, diğer partiler hepsi takiye yapıyor. Yurt dışına geliyorlar, başka isimler adı altında örgütler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geldik, diyoruz ki biz CHP birliklerini kuruyoruz. Çünkü vatandaş kapısını çaldığında gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisine gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisine gidecek ve sorunu ona aktaracak. Bu anlamda biz bu sorunun geçici kararnamelerle falan çözüleceğine inanmıyoruz. Bizim önerimiz bu sorunun partiler üstü bir komisyon tarafından, partiler üstü bir heyet tarafından araştırılarak, ortaya konularak çözülmesi gerekir. Yoksa her aklına gelin bir kararname çıkararak buradaki sorunları hiçbir zaman çözmedi, çözemedi. O anlamda o kartların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Sorunu bugüne kadar çözemediler. Bu nedenle bundan sonra çözemeyecek. Bizim yaklaşımımız, yurt dışında her vatandaş bulunduğu ülkede, yaşadığı ülkede oy kullanabilmeli. Sandığa gidebilmeli. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. Bu sorunu çözebilmeli. Bin bir sorunu çözmüş bir ülke buradaki vatandaşların sorunu mu çözemiyor? Bunu çözdüğümüz zaman zaten siyasi partiler olaya daha farklı yaklaşacaklardır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.